Merhaba arkadaşlar, Uğur Elektronik definecileri bilgilendirme videolarımızdan birine daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, Uğur Elektronik olarak artık bu videolarımız klasikleşti. Her ay düzenli bir şekilde çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz YouTube kanalımızda. Biliyorsunuz YouTube'da Uğur Kulaş diye bir kanalımız var. Daha önceki Uğur Elektronik kanalımızı YouTube şu anda durdurdu. Bu üçüncü kez oluyor. Üçüncü kez başımıza geliyor. Ama Uğur Kulaş kanalımız şu anda faal, aktif. Sizden ricamız lütfen bu kanalı ziyaret edin. Burada 380'in üzerinde video var. Define ve definecilik ile ilgili, definede kullanılan cihazlar, dedektörler, görüntüleme sistemi, alan taramalarla ilgili, define işaretleri ile ilgili, definede kullanılan yine farklı sistemler, arazi okuma, işte tuzaklar, tılsımlar, bunların tamamıyla alakalı bizim videolarımız var bu kanalda. Eğer define ve defineciliğe merak sardıysanız, bu işi öğrenmek istiyorsanız veya yapıyorsanız ama tam olarak bilgi sahibi değilseniz, internette çok fazla bilgi var. Bunların birçoğu maalesef yalan, yanlış bilgiler. Sizden ricam lütfen Uğur Kulaş kanalını ziyaret edin. Bu kanalda bu konuların tamamıyla alakalı videolarımız var ve seyredin. Yorum yazın videolarımızın altına. Bizden istediğiniz şeyler varsa, sormak istediğiniz sorular varsa bu kanalın bu kanaldaki videoların altına sorularınızı yazabilirsiniz. Biz onlar için özel videolar çekeceğiz. Size özel. Videoları beğenin ve paylaşın. Birçok insana ulaşsın. Sizden isteğimiz bu, tavsiye niteliğinde. Biliyorsunuz Uğur Elektronik 18 yıldır metal arama dedektörleri imal edip satan bir firma. Bizim en büyük farkımız nedir? Bunu sürekli söylüyoruz. Biz sadece dedektör imal edip satan sıradan bir firma değiliz. Biz aynı zamanda defineciyiz. Yani aktif arazide de rol alıyoruz. Aktif bir şekilde arazide de faaliz. Bugün size YouTube'da bize yorum gönderen bazı arkadaşlarımızın yorumlarını okuyacağım. Şöyle sırayla başlayalım. Videoların altına yazılan yorumlar bunlar. Bir kardeşimiz, abi Allah daha çok versin, gözümüz yok da ne yaptın bu kadar parayı ve altını? Bunu nasıl gizlice paraya çevirdiniz diye bir soru sormuş. Bu tutuklandığınız zaman polisin sorduğu bir soru aslında. Tabi onlar abi diye başlamıyor. Bu kadar altını ne yaptın diye başlıyor. Şimdi arkadaşlar, hiç kimse özellikle definede yaptığı şeyi anlatmaz. Anlattığı zaman maalesef sıkıntıya düşecektir. Bunun sebebi şu: Türkiye'de hala daha define arama yönetmeliği, yani kanunu, 2860 sayılı kanununa göre defineyi ancak izin alarak arayabilirsiniz. Yani kazı yaparak define aramadan bahsediyor. Hal böyle olunca da kaçak kazı yaparak define arayan ve bulan kişiler ben define buldum diye ortaya çıkmazlar. Ortaya çıktıkları zaman zaten suç olduğu için başları derde girecektir. O yüzden bu soruyu cevaplamıyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Bir kardeşimiz, yolunuz açık olsun Uğur Bey. Tanımıyorum sizi ama mükemmel bir insana benziyorsunuz. Bilgiler için size çok teşekkürler demiş. Şu anda Türkiye'de birçok arkadaşımızla biz yüz yüze gelmedik. YouTube kanalımızın günde 10.000 kişiye yakın insan girip videolar seyrediyorlar. Bu insanların hemen hemen hepsiyle bir araya gelme şansımız olmadı. Hiçbiriyle bir araya gelmedik. Yüz yüze gelmedik, tanışmadık ama videolarla bizleri tanıyorlar, beni tanıyorlar. Muhtemelen bugüne kadar hiç kimseye bu tür bilgileri birinden almamış, duymamış. O yüzden biz bu tür bilgileri define ve definecilik ile ilgili kimseye söylenmemiş, söylenmeyen, gizlenen bilgileri paylaştığımız için arkadaşlarımız hem garipsemişler hem de hoşlarına gitmiş. O yüzden bu tür yorumlar yapmışlar, bizi övmüşler. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
Başka bir arkadaşımız, ustam bir de kaçak kazda yakalandığımızda kanun nasıl işliyor? Cezaları nelerdir? Her defineci ceza alır mı? Konulu bir video çekseniz, bizleri bilgilendirseniz çok memnun kalırız demiş. Tabii bu yorumlardan sonra biz bu videoları çektik ama madem şimdi yorumu okuyoruz tekrar cevap verelim. Kaçak kazada yakalandığınızda kanun nasıl işliyor? Ruhsatsız bir kazıda yakalandığınızda 2863 sayılı kültür varlığına muhalefet kanununa dayanarak yargılanırsınız. Bu işi ilk defa yapıyorsanız, yani ilk defa kazıda yakalanmışsanız ceza almazsınız. Tabii o esnada elinizde tarihi eser yoksa. Kaza esnasında bir tarihi eser çıkarmışsanız ve onunla da yakalanmışsanız işte o zaman 2 yılla 5 yıl arasında cezalandırılırsınız arkadaşlar. Ama kaçak kazıda yakalandınız, yanınızda cihaz da yok. İlk defa yakalandınız, orada ceza almayacaksınız. Mahkeme sürene kadar serbest bırakılırsınız. Zaten 1 yıla kadar alınan cezalar, herhalde 2 yıla çıkarıldı o hatırladığım kadarıyla, paraya çevrilebiliyor. Ama aynı suçtan, yani tekrar ikinci, üçüncü kez kaçak kazda yakalanırsanız 1 ayla 1 yıl arasında ceza alabilirsiniz. Bunun kötü tarafı şu, mahkeme sonuçlanıp ceza aldığınız zaman sizin sicilinize işleniyor. Devam eden mahkemeniz veya ceza almadığınız mahkemeniz sicilinize işlenmiyor. Yalnız şöyle bir şey var. 2863 sayılı kanundan yargılandığınız gebetenizde görünüyor. Bu da şu anlama geliyor. Siz her polis kontrolüne girdiğinizde üstünüz aranacak, arabanız aranacak anlamına geliyor. Haberiniz olsun. Aynı zamanda define kazısında yakalandığınız zaman sizin kaydınız bulunduğunuz bölgenin kolluk kuvvetleri tarafından kaydediliyor. Yani alınıyor bu kayıt. Siz artık o bölgede define ile ilgili, define ile alakalı dosyanın içine giriyorsunuz. Telefonlarınız dinlenebiliyor. Teknik takibe girebiliyorsunuz. Görüştüğünüz insanlarla alakalı sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. O yüzden lütfen dikkat edin. Kaçak kazı yapacaksanız, ki tavsiye etmiyoruz bunu, yakalanmamaya çalışın arkadaşlar. Patron, gerçekten internette bazı sitelerde uydudan çekim falan diyorlar. Kesinlikle safsata inanmıyorum. Size teşekkür ediyoruz demiş. Uydudan çekim meselesi son yıllarda Türkiye'de defineciler üzerinde oynanan bir oyun, dolandırma metodudur. Lütfen bu işe mail etmeyin. Size birisi gelip de ben uydudan çekim yapıyorum veya yaptırıyorum derse ve sizden para isterse lütfen ona inanmayın. Paranızı da kaptırmayın. Böyle bir şey mümkün değil. Bu tür uydular var, yok değil ama bunlar devletin özel birimleri tarafından kontrol edilirler. Ve bir uydunun bir bölgede çekim yapabilmesi için ister fotoğraf çekimi yapsın, ister maden araştırmaları yapsın, hiç fark etmez. Belli bir süre o bölgeye odaklanabilme şansı var. Bunu da her uydu yapamıyor. Farklı uydular var, farklı devletlere ait uydular var. Onlar yapabiliyorlar. Ve diyelim 5-10 dakika sonra çekim yaptığı bölgeyi kaçırıyor uydu. Bunun sebebi dünyanın dönüş hızının uydudan daha hızlı olması. Bir sonraki gün tekrar burada bir çekim yapılıyor. Bir de uydudan yapılan çekimler gündüz ve gece diye ikiye ayrılır. Hem gündüz ve hem gece aynı noktadan çekim almak zorundadır. Biz çünkü maden araştırmaları için MTA'dan uydu çekimi, yani gravite çekimlerini istiyoruz. Ama bize verilen çekimler 30-40 kilometrelik bir alan içinde yapılan çekimler. Bir fotoğraf veriliyor, uydu fotoğrafı. Biz yer ekibi olarak orada tespit edilen maden ışımalarını tekrar farklı cihazlarla bizzat üzerinden yeniden ölçümler alarak teyit etmek zorunda kalıyoruz. Yani toprak altındaki bir boşluğu uyduyla görebilmeniz için çok büyük devasa boşluktan olması gerekiyor. Ya da çok büyük metal kütleler olması gerekiyor. Ama bunu da özel birimler yapabiliyor. Sıradan bir insanın böyle bir uydu çekimi yaptırma şansı yok arkadaşlar. Bu yalan, inanmayın. Abi yaklaşık 4 ay KYK paramı harcamazsam yanına geleceğim. Evet, bu arkadaşımız devletten burs alıyormuş. Bu parayı harcamazsa biriktirip bizim yanımıza gelecekmiş. Allah Allah. Arkadaş, bu parayı sana devlet zaten
Öğrenci olduğun için veriyor. Sen bunu kendine harca. Bunu şu anda define cihazı için harcama. Sen önce okulunu bir bitir. Bir meslek sahibi ol. Ondan sonra defineyle ilgilen. Define bakın bir hayaldir. Hayal kurmadır. Hayalin gerçeğe dönüşme halidir define. Lotodan, totodan, sayısal lotodan bilmem neden daha garanti olduğunu söyleyebilirim. Ama sonuç itibariyle bir bilgiyle, bir işaretle, bir haritayla, bir hikayeyle, bir rüyayla yola çıkılır definede. Gerçek midir? Evet gerçektir. Define vardır, gömülü hazineler de vardır. Ama ona ulaşabilmek için elinizde bazı argümanların, bazı bilgilerin olması gerekir. Sizin bu bilgilere sahip olmanız gerekir. Bunun için bir zaman harcamalısınız. Sadece bir cihaz alıp araziye gidip define aramayla define bulma şansınız çok zayıf. Bunu bir dedektör firmasının sahibi söylüyor. Dikkat edin. Bizim önceliğimiz sizin eğitilmeniz. Evet define gerçek. Bunu biliyoruz. Çünkü biz bunun ekmeğini yemiş insanlarız. Ama defineyi bulabilmek işte o belli bir eğitimden sonra, belli bir eğitimden geçtikten sonra başarabileceğiniz bir işlem. Uğur Elektronik o yüzden bu videoları çekiyor ve Uğur Elektronik o yüzden var arkadaşlar. Abi merhaba, sen bir dahisin. Ben de senin gibi bir dahi olmak istiyorum. Kardeş ben dahi mahi değilim. Önce onu söyleyeyim. Ben ortaokul mezunuyum arkadaşlar. Üniversite mezunu, lise mezunu bile değilim. Bir profesör falan da değilim. Dahi değilim ama kendi işimde uzmanım. Eğer dahilikten kastı buysa arkadaşımızın eyvallah, onu kabul ediyorum. Kendi yaptığım işte uzmanım. Kendi yaptığım işi dibine kadar biliyorum. Bu işin çilesini çekmiş bir adamım. Arazide yetişmişim. Bu işi bilenler tarafından yetiştirilmişim. Bu işin hem işaret, tılsım ve define boyutunu hem de bu işte kullanılan cihazlarla alakalı bilgi sahibiyim. Doğrudur. İnsanlara yol göstermeyle alakalı, insanlara öğretmeyle alakalı bildiğimiz her şeyi vermeye çalışıyoruz sizlere. Ve inşallah elimizden geldiğince de buna devam edeceğiz. Abi videoların çok kısa olmasın, sizi uzun dinlemek istiyoruz demiş arkadaşımız. Kısa videolar çekmek zorunda kalıyoruz. Çünkü herkesin interneti uygun değil, herkesin zamanı uygun değil. Ve herkes çok uzun videoları seyretmiyor. O yüzden şöyle 15 dakikalık videolar çekmeye çalışıyoruz. Tabii bazı konular 15 dakikada anlatılmıyor maalesef. Uzun konularla alakalı videolar da çekiyoruz. Uzun videolarımız da oluyor. Bu arkadaşımız da bizim uzun videolar çekmemizi istemiş. Elimizden geldiğince uzun videolar çekeceğiz. Videolarınızın bağımlısı olduğum her gün izliyorum. Birçok araştırma yaptım. Sizin gibi dürüstüne rastlamadım. Teşekkür ederiz. Herkese de tavsiye ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Amin. Evet. Definecilerin birçoğu doğru. Bizim videolarımızın artık bağımlısı oldular. Bu tür bilgileri bugüne kadar bir yerde bulamadıkları için bizim kanalımızın müptelası oldular. Her gün 10.000 kişi gibi bir sayı var bu kanala girişte. Devam edecek bu videolar arkadaşlar. Sizin için bu videoları yayınlamaya devam edeceğiz. Kafanıza takılan ne varsa lütfen sorun, cevaplayalım sizin için. Abi senin videoların çoğunda ezan okunuyor. Hayır mı? Allah Allah. Bu bize çok sorulan bir soru. Videolarımızda ezan okunuyormuş. Vallahi muhtemelen biz bütün gün herhalde video çekiyoruz. Ezan saatinde denk geliyor birkaç tanesi. Ondandır. Ben ona yoruyorum. Bir arkadaşımız da konuşurken ezan okunursa o rahmettir demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Uğur hocam, aranızda bir Yozgatlı eksik. Beni de alır mısınız aranıza? Sizin elemanınız olmayı çok isterim. Avusturya'yı bırakıp gelirim demiş kardeşimiz. Yozgatlıymış kendisi. İnşallah o da olur bir gün. Katılabilir. Neden olmasın? Aramızda şu anda 15 kişiyiz biz ve sayımız gün geçtikçe de artacak. Bir kardeşimiz Uğur abi keşke seni daha önce tanısaydım yazmış. Keşke diyorum. Bunun sebebi şu. Birçok defineci kardeşimiz dolandırılmış, kazıklanmış, üçkağıda gelmiş. Yalan yanlış bilgilerle arazide boş çalışmalar yapmışlar, yanlış cihazlar almışlar. Ben 1,5 yıldır bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Anlattığım şeyler bazı insanlara gerçekten yol gösterdi. Ona istinaden birçok insan hatadan döndü, yanlıştan döndü.
Muhtemelen bu arkadaşımızın serzenişi de bununla alakalı. Bir abimiz Uğur Bey'in önerilerinin makul ve mantıklı olduğunu düşünüyorum demiş. Bizim yaptığımız iş aslında bir bilim. Makul ve mantıklı olmak zorunda. Bizde hayale veya efsaneye yer yok. Biz gerçekle uğraşıyoruz. Yer altına bundan yüzlerce yıl önce gömülmüş definelerin ve hazinelerin peşindeyiz. O yüzden bunların açıklamalarının makul ve mantıklı olması gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince bunları mantık çerçevesinde anlatmaya uğraşıyoruz.